İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi binasında yapılan açılış töreninde deprem bilinci yüksek bir toplumun oluşumuna katkı sağlamayı amaçlayan simülatör projesinin tanıtımı da gerçekleşti. Her yıl yaklaşık 4000 çocuğun deprem eğitimi alması hedeflenen simülatör salonunda çocukları deprem hakkında bilinçlendirerek muhtemel bir depreme karşı hazırlıklı olmaları hedefleniyor. Deprem simülasyon sistemiyle meydana gelen hasar verici depremler gerçeğe yakın bir şekilde canlandırılarak depremin nasıl oluştuğu, binalarda nasıl hissedildiği, afet sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği gibi konularda uygulamalı eğitim verilecek. Deprem anında paniklemeden yapılması gereken doğru davranışlar uygulamalı olarak öğretilecek. Çok büyük bir deprem yaşanma olasılığının yüksek olduğu bir bölgede yaşadıklarına dikkati çeken Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay şunları söyledi. Deprem geçirme şansının yüksek olduğu bir yerde oturuyoruz. Yani Efeler ilçesi, Nazilli, Efeler, Kuşadası, Germençik, yani bu hat üzerinde 100 yıl önce çok büyük bir deprem, 10.0, 10.1'e yakın çok büyük bir deprem olmuş. Aydın ili yerle bir olmuş arkadaşlar. Bununla ilgili ilk seçildiğim aylarda bir konferans olmuştu. Orada böyle resimleriyle birlikte izlemiştim. İnanın ki bunun her an 100 yılda bir bile tekrarlanmasa bile, belki daha uzun süre durur inşallah. Ama yeni tekniklerle bunların çözümlenmesi gerekiyor. Deprem çalıştığı yaptık. Bütün sivil toplum örgütlerinden, mühendis odalarından, tüm ortadan hepsini, bütün herkesi davet ettik. Herkes konuştu, düşüncelerini aktardı. Ama bizim için önemli olan yerel yönetim olarak, belediye başkanı olarak benim sorumluluğum bir envanter çıkarmaktı. Bir gösteri, görsel bir durumu tespit etmekti. O tespit ettik, tespitimizden dolayı daha da vahim bir durum olduğu ortaya çıktı. Ben bu işi yaparken neyi düşündüm biliyor musunuz? Çocuklara gereken eğitimi verelim, bir çocuğun bile hayatını kurtarmış olmak bizim için çok değerlidir diye düşündüm. Hayırlı olsun yeni yeriniz. Kutluyorum. Hayırlı vesile hepinizin. İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Özlenen Alcı ise şöyle konuştu. Bir sene önce planladığımız bir çalışmaydı. Başkanımla Kuşadası depremi sırasında, İzmir depremi sırasında karar verdik projemize. AFAD'la da görüşmelerimiz oldu ancak başkanın destek olacağını söyledi. Salonumuz deprem simülasyonu için hazırlanmış, çocukların eğitimini vermek için hazırlanmış platformlar hazırlandı. Tabanda herhalde bir iki ay içerisinde onlar da tamamlanacak. Burada 4000 kadar çocuğumuza yılda eğitim verecek. Konuşmaların ardından İMO Aydın Şube Başkanı Özlenen Alcı, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a teşekkür plakatı takdim etti.